Deprem nedeniyle evleri ağır hasar alan vatandaşlar normalde domates, salatalık, biber ektikleri işte bu seralarda hayatına devam ediyor. İşte o anda deprem bitti, çocuklarımızı topladık, aşağı indik. O anda elektrik kesildi, cep telefonu feneriyle ancak aşağı inebildik. Hava çok soğuktu, yani baya bir korktuk. Sesler geliyordu deprem etkisinden. Nasıl sesler? Yani yıkıntı gibi, devrilme gibi, yan binada, ahırda yıkılmalar oldu. O sesler baya bizi korkuttu. Sonra İşte aşağı indik, deprem dindi. Tandırımız var, onun üzerinde çingo vardı. Oraya sığındık, hava yağışlıydı. Çocuklar bayağı üşüyordu. İşte kıyafetler indirdik, giydirdik, ne bileyim tandırı yaktık, ısınmaya çalıştık. Şeker hastası ablam var, ben de şeker hastasıyım. Kanser tedavisi devam ediyordu, daha bitmemişti ablamın. İlaçlarımızı indirmeye çalıştık. Şu an evin içine giremiyoruz. Tabii ki seramızın altında kalıyoruz. İçinde domates, salatalık falan bir şeyler ekmiştik. Onları çıkardık, buraya taşıdık. Yani naylon seranın altında depremden bu yana burada yaşıyoruz. Kaç kişi yaşıyorsunuz? Zor mu Şu serada an kalmak? üç çocuğum var. Hanımım, ben. Bir de benden küçük kardeşim var. Ablam da vardı bizimle. Yengemin yanına gönderdik Antalya'da. Orada halde çalışır yengem. Oraya gönderdik dün. Şu an burada 5-6 kişi kalıyoruz. Siz sığıyor musunuz 6 kişi? Zor oluyor mu? Neler Ya yaşıyorsunuz? biraz zor oluyor ama mecburiyetten ne yapalım, içeri giremiyoruz. Bu sebepten dolayı yani Allah yardımcımız olsun cümlemizin. İçerisi soğuk ama yarım yamalak bir soba kurduk. Elimizden geldiğince içeriği ısıtmaya çalışıyoruz. Odunumuz da bitmek üzere zaten. Bileyim ya, konteyner lazım. Daha iyi sığınabilmek için, yani havalar soğuk, çocuklar için daha güvenli olsun diye yemeğimizi dışarıda, yani içeri giremiyoruz. Odunla tencerede bir şeyler kanatmaya çalışıyoruz. Banyo. Banyo bazen içeri giriyoruz, bazen giremiyoruz. Yani sıkıntılı bir şekilde banyo yapıyoruz. Kaç Yani günde bir yapıyorsunuz? haftada bir, 10 günde bir, ancak korkuyoruz. Durmadan yani artçı depremler geliyor, onda da korkutuyor. Yani rahat Bekleşiyorsunuz. uyuyamıyoruz çünkü korku var ikide bir şu an. Yani en ufak seste, sallantıda korkuyoruz, çekiniyoruz. Durumumuz bayağı kötü.
bulun hallettik burada. Yani bak, bak anneanne.